Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz bir sallabaş güvercinimiz. Evet. Bakınız kedi vuruyor. Yine almıyor. Başka bir kedi geldi. İzleyin. İzleyin arkadaşlar. Çünkü kendisi de bulaşacağını biliyor. Yakın düştüğü zaman ondaki hastalığın kokusunu alıyor. Heh, bunlar eğitimli kedi. Güvercini yeme demedik bunlara. Bu bilimseldir. Şimdi bazıları diyecek işte ya hoca korkutuyor morkutuyor. Çünkü artık anlatmak zorundayız. Sallabaşı kümeslerinizde tutmayın. Gerisini katletmeyin. Bak yanına gitti bıraktı bak. Saldırıp yine bırakacak. Bak buradakine de saldıracak hesapta. Yaklaşıyor bırakıyor. Öteki daha hızlı. Hadi onu çekelim. Şimdi bununla ilgili biz çok video yaptık ama sizlerden rica ediyorum. Google'dan YouTube aratmaları değil. Bu konunun uzmanı yazılmış makaleleri okuyun. Önce sallabaş nedir? Salmonella bakterisi vücuttayken bakteridir. Kana karıştığı zaman virale döner. Bunun tıbben bir tedavisi yoktur. Beyne çıkar, sinir sistemini çökertir. Ve gördüğünüz bu kafayı tutamaz. Yani felç dediğimiz olay gerçekleşir. Omurilikten veya beyinden sinir sisteminin çökmesiyle gerçekleşir. Her kuşçu bu videoyu sonuna kadar izlesin arkadaşlar. Evet, hala kedi kovalamaya devam ediyor. Kedi de orada. Ama almıyorlar. Bakın siyah kedi geliyor. Makinenin dibinde. Böyle oynarlar. Ama almazlar. Çünkü kendisine bulaşacağını bildiği için. Evet. İki tane kedi ve sallabaş. Bunları izleyin. Bakınız. Az önce kaçırdım. İkisi de saldırdı, bıraktı. Çünkü kokuyu alıyor. Sallabaşa, yani salmonella kendime bulaşmasın diye kedi bile almıyor bunu. Kedi bile almıyor. Az önceki sahneyi kaçırdım. Keşke onu gösterebilseydim. Bir başka videomuzda da vardı. Şimdi göreceksiniz. Başka kedi olsa saldırsa da bir görseniz. Yani kendisine bulaşacağını anlıyor. Kesinlikle almıyor kuşu. Kesinlikle almıyor. Size yararlı olmayan hiçbir şeyi anlatmıyoruz. Bakınız. Devavit Instagram sayfamız. Devavit.com internet sayfamız. İlyas Yıldırım YouTube kanalımız. Bir beklentimiz olmadan size hizmet vermektedir. Doğru bilgileri. Biz bunları araştırıp size sunuyoruz. %100 her şeyi doğru biliriz demiyoruz. Ama doğru bilgiyi size sunuyoruz. Şimdi bu hayvan felci gerçekleşti. İnsandaki felci düşünün. Sağ tarafından felç yedi. Adam elini oynatmak için %10, %20, %30 oynatmak için 2 sene fizik tedavi görüyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya ben sallabaşı iyi ettim. İyi edemezsin kardeşim. Sarımsak yuttur. Hayır kardeşim. Sadece boyunda, boyun kısmında damar tıkanıklığı var. O açılmıştır, düzeldi. O tür kuşlar zaten salmonella değildir. Zaten bomba burada patlıyor yani. Adam diyor ki sallabaşı düzelttim. Sen neyi düzeltiyorsun felçli kuşu? Boyun damar tıkanıklığı vardır. O açılmıştır. Kimisi diyor ki her gün üçür sağa sola gitsin. Yok bilmem şunu. Hayır arkadaşlar. Bilimsel olarak bunun tedavisi yok. Bakınız bunları kümesinizde tutmakla ha el bombası kümese koydun farkı yok. Çünkü bu tür kuşlar sürekli bulaştırıcı ve genetik olarak taşıyıcıdır. Tıbben sağlıklı kümeste tutulmaz bunlar. Adam buna kıyamıyor, ben atamıyorum, şey demiyorum. Sen ona kıyamıyorsan geriye kalan 20, 30, 50 veya 100 kuşuna niye kıyıyorsun? Ya bilimsel konuşuyoruz, bu taşıyıcı, aktarıcı. Tavuk çiftliklerinde salmonella geldiği zaman o tavuk kesilir. Eti dahi yenmez, insana bulaşıyor. Eti dahi yenmiyor. Ve o kümeste 20 gün ilaç tedavisi yapılır. 20 günde yumurtası yenmiyor. Yok efendim bu dedemden kaldı, anamdan kaldı, babamdan kaldı. Hatırası büyük bilmem ne. Yok öyle bir dünya. Hayvanlar bizi Allah-u Teala hizmetimize yarattı. Görüyorsak sakıncalı bir durumu, o zaman onu elden çıkarmasını da bilmek zorundayız. Kıyamadığın zaman kümesindekilere kıyıyorsun kardeşim. Bakınız bunlar üretilmez
ve kümeste bulundurmaz. İçtiği sudan tümüne bulaştırıyor. Bu tür kuşlara dokundunuz mu elinizle yıkayın. Nasıl size de bulaşır. Bakınız yine söylüyorum, bize inanmayın. Google var elinizin altına, bilginin para etmediği bir dönemdeyiz arkadaşlar. Lütfen araştırın, okuyun. Okuyan toplumlar ilerlemiştir. Kuşçu camiasında hiç okuma kültürü yok. Hiç araştırma. İlyas Yıldırım YouTube kanalı bildiğiniz doğal ansiklopedi. Sizler için araştırıp sunuyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli, 200 tane video. Adam bir bakıyorsun videoyu atlaya atlaya izliyor. Ana fikri alıyor hesapta. Detayı, incelikleri almıyor. Sonra yanlış uygulama yapıyor. Ve benim bütün videolarımı izleyin. Google'dan da araştırın. Bir tane yanlış cümle bulamazsınız. Çünkü hiçbiri bana ait değildir. Özünde, kaynağında işin uzmanına aittir. Biz profesör değiliz. Ukalalık yapmıyoruz. Doğru bilgiyi size anlatıyoruz. Hiçbir para menfaatimiz de yoktur. Beklentimiz de yoktur. Bu kanal 10 bin liraya yakın para kazanmıştır. Ben 40 bin liralık hediye dağıtmışımdır. Bu ana fikri de iyi anlayın. Bakınız. Niye tutacaksın bunu kümesinde? Kıyamıyorum. Abi kıyacaksın. Bunun yolu yok. Ya bu adam katil, manyak, kafasını kopar dedi. Peki bu bununki can da tavuğunki can değil mi? Tavuk çiftliğinde kesip gömüyorlar onu. O can değil mi? O hayvan değil mi? Onun yaşama hakkı yok mu? Yani biz onlardan iyi mi biliyoruz? Kopar kafasını dediğim zaman vay be adama bak katil. Bilmediğini bilmeyen kişiye anlatmak kadar zor bir şey yoktur. İnternet ortamı da tam bunların yuvası. Seninle her türlü diyaloğa girer. Bilgisi yok, fikri çok. Abi ben doğruyu söylerim. İster al ister alma. Salmonella E. coli hızlı üreyen, sudan bulaşan, bir gram dışkıda 1 milyon adet bakteri üreten bir hastalıktır. Buyurun gençler, hoş geldiniz. Kime baktınız? Hocam, size geldim de. Getir bakalım, neymiş o? Getir, neymiş? Bir dakika, şu videoyu bir durdurayım. Ne olduğunu bir öğrenelim önce. Bakınız, tek kanat düşmesi, ayak topallaması, kuruma, uyuklama, yeşil dışkı, sümüksü dışkı, köpüklü dışkı, sulu parçalanmış dışkı, kurumuş, pardon, titreme, kusma, yürürken denge kaybı, yumurtanın içinden yavru çıkamama işi, çıkan yavrunun sallabaş olması, yeme düştüğü zaman kurumaya girmesi, sallabaş olması veya anaç olacağı zaman bir anda kurumaya girmesi, sallabaş olması, ölmesi veya akşamdan öten kuşun, sağlıklı kuşun anında küt diye sabah ölmesi, hepsi salmonella belirtisi. Bu konuda geç kaldınız mı? Bakınız salmonella vücutta dolaşır. Vücutta dolaşırken ilaç tedavisi yapabilirsin. Kana karıştı mı? 220 belirti vardır. İlaç dahi onu kurtarmaz. Dersin ki ya ilaç kullanırken pat diye öldü. Halbuki ilaçla alakası yok onun. Hangisinin nerede bomba olarak patlayacağını kimse bilemez. Gel kardeşim gel. Neymiş konu? Onun için arkadaşlar bu tür kuşları üretmeyin. Buna uğurlu kuşlar da dahildir ha. Uğurlu kuşlar da genetik taşıyıcı ve aktarıcıdır. Nesilden nesile aktarır. Bir iki sene sonra hocam işte biz artık kümesten bıktık, usandık. Her taraf uğur şöyle oluyor, böyle oluyor. Abi sen kıyamıyorsun, ondan sonra beni yoruyorsun. Ne yapayım ne? Ya yapacak bir şey yok. Üretmeyeceksin, kümesten ayrı tutacaksın. Bu kadar açık net. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.